Günümüzde sosyal medya ve internet hiç olmadığımız kadar bizi birbirimize bağlıyor. Birçok bilgiye Twitter'dan, YouTube'dan ve haber sitelerinden anında erişebiliyoruz. Ama bir sorunumuz var. İnternetteki bilgilere güvenemiyoruz. Çünkü birinin ak dediğine öteki kara diyor. Haber sitelerinde gördüğümüz bir haber yanlış, fotoğrafları ise birkaç yıl önceki bir olaya ait çıkabiliyor. YouTube gibi video içerik platformlarında ve hatta televizyonlarda bile oldukça yalan yanlış bilgiler dolanıyor. Peki neyin doğruluğuna daha çok güveniyoruz? Akademik ve bilimsel kaynaklara tabii ki. Mesela Wikipedia gibi ansiklopedi sitelerine ya da Web of Knowledge gibi makale kataloglarına ve bilimsel makalelere. Peki neden bunlara güveniyoruz? Çünkü kaynak gösteriyorlar. Hiçbir bilgileri kanıtsız veya temelsiz değil. Peki nedir bu kaynakçı işi? Sürekli niye kaynak göstermek zorundayız? Neden bu kadar önemli? Kaynak göstermemizin 4 tane temel sebebi var. Her şeyden önce eser veya çalışma sahibine hakkını vermek için. Her bilim insanı kendinden önce gelenlerin işlerinin üzerine koyarak ilerliyor. Hatta Sir Isaac Newton 1676'da Robert Hooke'a yazdığı bir mektupta şöyle söylüyor: "Eğer daha uzağı görebiliyorsam benden önceki devlerin omuzlarında durduğumdandır." İkincisi, fact checking olarak da bilinen gerçeklik kontrolü yapabilmemiz. Doğruluk payı ve teyit.org gibi siteler bunu haberler ve demeçler için yapıyor olsa da bir iddianın ya da bilginin kaynaklarını görmeden bu çok zordur. Herkes kaynağını gösterse de biz kendimiz karar versek. Üçüncü sebebimiz iz bırakmak. Bir an için internette URL ya da link dediğimiz bir şeyin olmadığını düşünün. Hiçbir anlamı kalmazdı, değil mi? İşte kaynak göstermek de ileri okuma yapmak isteyen, bilgileri birbirine bağlamak isteyenler için geride bırakacağımız izlerdir. Böylece ilk kaynağa kadar takip edebilirler. Dördüncü ve sonuncusu ise intihali önlemek. Kısaca, eğer verdiğiniz bilgi herkesçe bilinen bir şey ya da kendi ürettiğiniz, kendi fikriniz değilse ve siz bunun kaynağını göstermiyorsanız, intihal ya da fikir hırsızlığı yapmış olursunuz. Çünkü kaynak yoksa bu sizin fikrinizmiş demektir. Kaynak göstermek, farkında olmadan yapılan intihali de ortadan kaldırır. Peki internetteki, sosyal medyadaki bu bilgi kirliliğine karşı ne yapabiliriz? Bilimsel, teknik, tıbbi bir bilgi, iddia, cevap, video veya herhangi bir haberin doğruluğundan şüphe duyuyorsanız, yorum yazılabilecek haber sitesi, sosyal medya veya her yerde altına hashtag kaynak göster yazmanız yeterli. Hatta gününüzdeyseniz bu videonun linkini de bırakın ki onlar da sebebini anlasınlar. Neyi değiştirecek deme. Kaynak göstermezsen birileri gelir bunu etiketle aşağıda sorar ya da bana inanmazlar korkusu duymaları ya da neden daha önce yapmıyormuşum diye düşünüp aydınlanabilmeleri muhtemel. Sen de doğruluğundan emin olmadığın içeriklerden kaynak göstermelerini iste ve internetteki bilgileri daha güvenilir yap.